Kayıp Malezya uçağı ucuz 378 Mart 2014'te Boeing 777 olan Malezya Hava Yolları uçuş 370 Malezya'dan Çin'e giderken kayboldu. Uçakta 227 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu. Uçak uluslararası havalimanından yerel saatte 12:41'de kalktı ve Pekin'e 06:30'da varması planlanıyordu. Ancak uçak kalkışından bir saat sonra radar ekranlarından kayboldu. Hemen arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı ancak birkaç gün boyunca uçağın izine rastlanmadı. Çok sayıda ülkeden gelen gemileri, uçakları ve uyduları içeren arama çabası, havacılık tarihindeki en büyük ve en pahalı çabalardan biriydi. Kaçırma, pilot intiharı ve mekanik arıza dahil olmak üzere uçağın ne olduğuna dair birkaç teori ortaya çıktı. Ancak bugüne kadar kesin bir açıklama bulunamadı. Temmuz 2015'te Hint Okyanusu'ndaki adasında, Güney Hint Okyanusu'ndaki arama alanından 2000 milden fazla uzakta, uçaktan bir parça enkaz bulundu. Bu, kayıp uçaktan bulunan ilk fiziksel kanıttı. Ocak 2017'de, Güney Hint Okyanusu'nda yapılan kapsamlı bir aramanın başka kanıt sağlayamaması üzerine kayıp uçağı arama resmi olarak askıya alındı. Malezya Hava Yolları uçuş 370'in ortadan kaybolması, havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor ve yaygın spekülasyonlara ve komplo teorilerine yol açtı. Trajedi ayrıca havacılık emniyeti ve güvenlik önlemlerinde iyileştirme çağrılarına yol açtı. Malezya Hava Yolları uçuş 370'in ortadan kaybolması, havacılık emniyeti ve güvenlik önlemleri konusunda küresel bir tartışmaya yol açtı. Olay, modern havacılık teknolojisinin uçakları izleme ve bulma yeteneğinin yanı sıra terörist saldırıları ve uçak kaçırma potansiyeline ilişkin endişeleri artırdı. Buna yanıt olarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, ticari uçuşların izlenmesi için yeni bir küresel standart oluşturdu. Küresel Havacılık Tehlike ve Güvenlik Sistemi olarak adlandırılan yeni standart, hava yollarının uçaklarını gerçek zamanlı olarak takip etmelerini ve acil bir durumda en az 15 dakikada bir konumlarını bildirmelerini gerektiriyor. Olay ayrıca bir kriz sırasında hükümetler ve havacılık yetkilileri arasında daha iyi iletişim ve koordinasyon ihtiyacının altını çizdi. Kayıp uçağın aranması, birden fazla ülkenin dahil olması ve bazılarının bilgi ve kaynakları etkin bir şekilde paylaşmaması nedeniyle karmaşıktı. Trajedinin ardından, yolcuların ve mürettebat üyelerinin aileleri, Malezya Hava Yolları ve Malezya hükümetinden daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik için bir kampanya başlattı. Yavaş ve yetersiz olduğunu düşündükleri olaya ilk müdahaleyi eleştirdiler ve ortadan kaybolmanın nedeninin tam olarak soruşturulmasını talep ettiler. Kapsamlı soruşturma ve aramalara rağmen, Malezya Hava Yolları uçuş 370'in ortadan kaybolmasının kesin nedeni hala bilinmiyor. Kesin kanıtların olmaması, bazıları sosyal medyada ve diğer platformlarda geniş çapta dolaşan çok sayıda komplo teorisine ve spekülasyona yol açtı. Malezya Hava Yolları uçuş 370'in ortadan kaybolması, hava yolculuğunun doğasında var olan risklerin ve belirsizliklerin ciddi bir hatırlatıcısıdır ve havacılık emniyeti ve güvenlik önlemlerini iyileştirmeye yönelik sürekli çabalara duyulan ihtiyacın altını çizmektedir. Olay, kapatma ve cevap aramaya devam eden yolcuların ve mürettebatın aileleri ve sevdikleri üzerinde de derin bir etki yarattı. Kaybolmadan bu yana birçok kişi bilgi paylaşmak, destek sunmak ve kayıpların anısını canlı tutmak için çevrimiçi topluluklara ve sosyal medya platformlarına yöneldi. Trajedi, bir kriz karşısında mevcut teknolojilerin ve prosedürlerin sınırlamalarıyla yüzleşmek zorunda kalan havacılık endüstrisi üzerinde de kalıcı bir etki yarattı. Olayın ardından hava yolları ve düzenleyiciler, acil bir durumda güvenliği ve müdahale sürelerini iyileştirmek için tasarlanmış yeni teknolojilere ve eğitim programlarına yatırım yaptı. Malezya Hava Yolları uçuş 370'in ortadan kaybolması, devam eden bir ilgi ve soruşturma konusu olmaya devam ediyor. Kayıp uçağı arama çalışmaları resmen askıya alınırken, cevap ve kapanış arayışları devam ediyor. Trajedi, havacılık endüstrisinde işbirliğinin, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin önemini vurguladı ve hava yolculuğunun insani bedelini hatırlattı.